Kayaköy, eski adıyla Levisi. Birbirinden çok farklı iki yerleşim alanından oluşmaktadır. Bunların birincisi, turizmde de önemli yeri olan 19. yüzyıl başında kurulmuş, yamaçlara dayalı ve nispeten yakın tarihli bir yerleşim olmakla birlikte, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tamamı Rum 3000 nüfusu bir kasaba boyutuna ulaşmış, en eski adı Levisi şeklinde geçen mahalledir. Bir zamanlar Rumlar ve Türklerin barış içerisinde komşu olarak yaşadıkları Kayaköy'e, İzmir'in işgali yüzünden bölgeye Yunan askerlerinin adım atması nedeniyle huzursuzluk meydana gelmiş. Ve bundan dolayı 1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Levisi'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a göç ederken, Kayaköy'de Selanik ve civarından gelen muhacirler yerleşmişlerdir. 1957 Fethiye depremiyle evler harabeye dönüşmüş olsa da, canlı müze niteliğiyle turistlerin büyük ilgisini çekmektedir. Geçmişi M.Ö. 4000 yıl öncesine kadar dayanan Muğla'nın Fethiye ilçesinin en popüler yerlerinden, en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi olan Kayaköy'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben buraya defalarca geldim ve daha önce geldiğimde çekim de yapmıştım. Ama yaptığım çekim çok detaylı olmadığı için çok beğenilmemişti. Şimdi buraya tekrar geldim. Çekip sizlere göstermek istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle giriş yerinden yavaş yavaş başlayalım. Burada bizi bekleyen ufaklık da var. Merhaba, merhaba. Ya sen ne güzel bir çocuksun ya. Ne güzel bir şeysin öyle. Yavaş yavaş gezmeye çalışalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kayaköy Ören Yeri. Burada da tarihçesini anlatıyor. Kayaköy'ün eski isimleri Levisi ve Karmelisos'muş. Burada da bizi bekleyen bir tane görevli var. Gel. Çok sevimli. Burada tarihi yazıyor. Ben size hemen kısaca bir okuyayım. Antik dönemde Karmelisos olarak bilinen Kayaköy'ün geçmişi filolojik verilere göre M.Ö. 3000'lere kadar gitmesine rağmen mevcut kalıntılarda M.Ö. 4. yüzyıla kadar Daiske'ye giden buluntu henüz ele geçmemiştir. Kentin yamacında kurulmuş olan evler 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olan ve o yıllardaki adı Levisi olan Rum yerleşimine aittir. 1923'teki nüfus mübadelesi gereği boşaltılan kentteki yapılar, Megaron basitliğindeki yapılardan gelir düzeni yükselmesiyle sarnıç, avlu ve ana mekandan oluşan daha gelişmiş bir yapıya doğru gelişme gösterir. Birbirlerini manzara ve ışık açısından engellemeyen ve çoğunlukla 50 metrekare ölçülerinde olan evlerin yanında 14 şapel, 2 kilise, 2 okul binası ve 1 gümrük binası bulunmaktadır. Evlerin genellikle penceresi ve alçak olan bodrum katlarındaki deri üretiminde kullanılan çukur elemanlar bulunmaktadır. Evlerin hemen her odasında ısıtma ve pişirmede kullanılan ocaklar ve çevresinde yüklükler vardır. Bodrum kat üzerine 2 katlı olarak yapılmış evlerin kapı, pencere ve ahşap çatı döşemeleri doğal etkenler ile yok olmuş ve kent bugünkü görünümünü almıştır. Kayaköy ve çevresi 3. derecede arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiş olup 760 yapı korunması gerekli kültür varlıkları olarak tescillenmiştir. Böyle bir yer. Burası da gişe. Burada da yukarıda neler olduğunu gösteriyor. Yukarı kilise, aşağı kilise, eski okul, eski çeşme, şapel varmış. Burası şu an müze olarak faaliyette ve müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi geçmişi M.Ö. 3000 yıla kadar dayanan eski bir Rum köyü burası. Terk edilmiş bir durumda. 1923'teki nüfus mübadelesinden sonra atıl bir durumuna dönüşmüş bir yer burası. Sen benimle mi geliyorsun? Bana eşlik mi ediyorsun? Sen bana eşlik mi ediyorsun ya sen? Sen bana eşlik mi ediyorsun ya? Ne güzel bir şeysin ya. Sevgi arsızı. Şurada bir şapel var. Hemen orayı göstereyim size. Şurada da şapelin apsis bölümü var. Çok fazla böyle şapel görebiliriz burada. Kayaköy'ün sokaklarında geziyorum. Şu an Kayaköy'ün sokakları aynen bu şekilde taşlı yollar. Ben buraya defalarca geldim. Yıllar önce geldiğimde çekim yapmıştım ve o çekim böyle çok yüzeysel bir çekimdi ve ayrıntılı bir şekilde çekip anlatmamıştım. Ondan dolayı da o video çok beğenilmemişti ama yine de çok izlendi. Şimdi şöyle her tarafı etrafı gösterip size anlatabildiğim kadar da anlatmak istiyorum. Şurada da bir şapel var. Ben daha önceden geldiğimde, uzun yıllar önce, bundan 3 sene, 5 sene önce falan geldiğimde burada hayvanlar vardı. Burada küçük baş hayvanlar bakılıyordu. Hep ahıra çevirmişlerdi bu taraflar ama düzeltmişler, kaldırmışlar.
şöyle söyleyeyim. Ben genelde bu lafı çok kullanıyorum ama burası gerçekten tam bu lafa uygun bir yer. Çok mistik bir havası var. Görüyorsunuz. Acayip böyle bir görüntüsü var köyün. Buranın en büyük ilgi çekmesinin sebeplerinden bir tanesi de zaten görünümü. Şöyle yavaş yavaş devam edeyim. Aslında burası bayağı büyük bir yer. Çok fazla yapı var. Hani her yeri tabii ki tek tek çekip gösteremem ama daha çok önemli yerleri, hani daha çok göstermem gereken yerleri çekip sizlere göstereceğim. Şuradan da bir yol gidiyor. Tepeye çıkıyor buradan. İlk önce ben şuradan gitmek istiyorum. Evet, Resul'le beraber gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Burası çok yorucu bir yer. Gezmek yorucu oluyor. Fakat biz yine de sınırları zorlayacağız. Değil mi Resul? Evet, Survivor All-Star'ları buraya bekliyoruz. Şimdi asıl parkur burası. Evet. Şimdi kiliseye geldik. Taksiyarnis Kilisesi. 19. yüzyıl. Yukarı kilise diye geçiyor. Burası normalde kapalı bir yer. Ama ben size buranın içerisini göstereceğim. İlk başta şuradan göstereyim. Giriş kapısı burası. Bayağı görkemli görünüyor. Evet, kilisenin bahçesine girdik. Şimdi içerisine girip içerisini göstereceğim size. Şurada aslında kapısı. Şuradan kapıdan içeriye giden mozaikli bir yol var. Bu kilise Kayaköy'ü ziyaret edenlerin en çok merak ettiği, en çok ilgi gösterdiği, içerisine girip görmek istediği yer. İşte şu an içerisini ziyaret etmek yasak olduğu için içerisine girilmiyor. Ondan dolayı da tabii insanlar göremiyor. Şuradan içerisine girip içerisini göstereyim. Yapıda hala bazı kabartmalı dekorlar duruyor. Çok görkemli bir yapı. Mimari açıdan güzel. Benim hoşuma giden bir yapı burası. Ben tabii olaya tamamen tarihi yapı olarak bakıyorum. Mimari açıdan bakıyorum. Kilise olarak bakmıyorum. Ondan dolayı benim için görsel bir şölen oluşturuyor burası. Şurası apsis bölümü. Gerçekten güzel bir yapı. Şöyle iyice göstermek istiyorum size. Yapı içerisinde günümüze ulaşan bazı şeyler hala mevcut. Mesela mermer sütunları görebiliyoruz. Örnek veriyorum, pencere üzerlerindeki kabartmalı dekorları görebiliyoruz. Biraz yaklaştıralım şu şekilde. Aynı zamanda iki pencere arasındaki dekorları görebiliyoruz. Onlar hala duruyor. Tavandaki bağlama demirleri hala olduğu gibi duruyor. Büyük ihtimalle aydınlatma avize gibi şeyler için olabilir. Yapı tabii ki zamanında iki katlıymış. Bunu görebiliyoruz. İkinci katın olduğu bölümün yerlerini görebiliyoruz. Ama tabii günümüze ulaşmamış maalesef. Şurada da yine o dönemi yansıtan, Roma dönemini yansıtan dekorlar var, semboller var. Bazı freskler hala görünebiliyor. Günümüze ulaşan freskler var. Şöyle yukarılarda böyle boyamalar. Böyle güzel bir yapı. Şuradan çıkıp tekrar dışarıyı göstereyim. Buradan da bu şekilde görünüyor. Bayağı geniş bir alana yayılmış bir yer burası, köy burası. Aslında her ne kadar köy olarak geçse de o dönemin
büyük bir yerleşim alanı olmasından dolayı şehir gibi bir yer. Şu tepeye de çıkacağız. O tepeden manzara çok güzel. Aşağısı komple güzel görünüyor. Şimdi şu yukarı okulun olduğu yapıya gidelim. Eski okulun olduğu yere oraya çekip göstereyim. Biraz da oradan çekeyim. Şimdi eski okulun olduğu yere çıkıyoruz. Oradan da çok güzel bir manzara vardı. Ben daha önce defalarca çıkmıştım. Bu arada daha önce çektiğim videoya baktım. Yaklaşık 6 yıl önce falan çekmişim. 6 yıldan bu zamana kadar hiçbir değişiklik olmamış. Yani burada hiçbir değişiklik yapılmamış. Bu da tabii yani aslında üzücü bir durum ama hani yapacak da bir şey yok. Burayla ilgili bana çok fazla söylenmişti çek diye. Ben hani zaten her zaman buranın çekimini yaptığımı söylüyordum. İzleyenler de oluyordu. Bayağı da izleyen olmuş aslında. Ama dediğim gibi hani yüzeysel böyle çok böyle bir şey anlatmadığım için çok da beğenilmemişti video. Tekrar çekim yapmam çok istenmişti. Ben çekim yapmayı düşünmüyordum ama bugün nedense buraya gezmeye gelmişken tekrar bir çekim yapayım dedim. Umarım bu çekimi beğenirsiniz. Bence eksik olan şeyleri bu sefer çekip göstermiş olurum. Buradan da bu şekilde görünüyor. Evet, burası okulun olduğu yer. Okula geldik. Buradan da böyle görünüyor. Ben daha önceki çekimde bazı yerleri çekmemiştim. Bugün oraları çekiyorum. Mesela kiliseyi. Hani kiliseleri çekmemiştim. Bugün kiliseleri çekeceğim, göstereceğim size. Aynı zamanda bir iki yer daha çekip göstereceğim ayrı. Mesela şunu gösterebilirim. Büyük ihtimalle şurası sarnıç, su sarnıcı. Oraya iniliyor mu bilmiyorum. İnmeye çalışacağım. Çünkü buradaki evlerin hemen hemen hepsinde su sarnıcı var. Kendi evleri içerisinde. Az önce gösterdiğim yere gitmeye çok gerek yok. Çünkü burada da var. Hani şöyle su sarnıcı göstereyim. Dediğim gibi hemen hemen her evin böyle yanında bir kendi su sarnıcı var. Tabii burası dolmuş. Normalde böyle değil. İçi taşla dolmuş. Öteki de şurada. Şimdi okulun olduğu yerden manzaraya bakalım. Bu arada bu videoyu 4K çekiyorum. 4K görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz. İlk defa 4K video çekiyorum. Resul 4K çekmemi söyledi. Bakalım nasıl oldu bilmiyorum ben de. İnşallah çok kaliteli, daha güzel bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu gördüğümüz yer Kayaköy'ün sonradan kurulan yerleşim bölgesi. Yani bir dönem eski Kayaköy'de, yani burada insanlar yaşamış ama sonradan yavaş yavaş aşağı doğru kaymış. Tabii aslında büyük bir köy. Buradan da görünüyor. Böyle köyün içinde gezerken bu kadar büyük olduğu belli olmuyor ama normalde büyük bir köy. Bayağı da yerleşim olan bir yer. Çok sevilen, çok popüler bir yer burası. Yapılar da her tarafa doğru yayılmaya devam ediyor. Tabii buralar tamamen çalılarla, çırpılarla, otlarla kapanmış. Her yeri gezemiyorsunuz. Belli başlı yerleri gezebiliyorsunuz. Bir de şu cepheden bakalım. Çünkü ileriye doğru köy yayılıyor, devam ediyor. Yani sonradan yerleşim olan yer. Buradan da bu şekilde görünüyor. Şimdi yavaş yavaş tepeye çıkıp o tepeden göstermek istiyorum. Bu tarafı, bu cepheyi, bu açıyı. En sonunda geri dönerken de diğer kiliseye gitmek istiyorum. Diğer kilise de şurada. Tam parmağımın olduğu yerde, orayı çekip göstermek istiyorum size. Devam edelim. Evet, gezmeye devam ederken de böyle çamurlu yerler görüyorum. Büyük ihtimalle dün gece çok fazla yağmur vardı. Ben Ölüdeniz'de kaldım dün gece. Çok fazla yağmur olduğu için buralara sel gelmiş olabilir. Çünkü su geçmiş gibi bir görüntü var.
Çünkü buralara bir şeyler de gelmiş. O şekilde. Şimdi her yeri gezemeyeceğim, her yeri çekip göstermeyeceğim ama en azından önemli olan göstermem gereken yerleri göstereyim size. Nasıl bir yer olduğunu görün. Buraya ziyarete geldiğinizde siz de o yerleri gezersiniz. Şu taraftan devam edelim. Bir yol olması lazım. O yolu arıyorum. Yukarıya giden bir yol vardı. O yol ne tarafta kaldı? Şu an yani defalarca gelmiş olmama rağmen yolumu kaybettim. İlk defa böyle oldu. Aslında böyle meydan gibi bir yere geldim ama buraya daha önce gelmemiştim. Böyle bir yeri hiç hatırlamıyorum. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum bakalım. Köyün bazı sokakları zaten kapanmış bu taşlar yüzünden. Çünkü yapılar yıkılınca tabii taşlar düşüyor. O yüzden de yollar da kapanıyor. Burası da öyle olmuş. Şu yapı da çok ilginç bir yapı. Ben bu yapıyı daha önce görmemiştim. Yani duvarları enteresan, enteresan sıvalar var. Sıvalar üzerinde de böyle şekiller var. Hani ne işe yaradı, ne anlamı geldiğini bilmiyorum açıkçası. İçerisinde merak ettim bu arada. Tabii zamanında içinden ağaç çıkmış böyle büyümüş. Evin tam ortasından. Devam edeyim ben. Taşlar ıslak. O yüzden çok fazla kayıyor. Ben de kendime yürüyecek yol arıyorum. Açıkçası dediğim yolu bulamadım. Ben başka bir alana geldim. Sanırım çok alakasız bir yere geldim ben. Neyse ben aşağı ineceğim. Aşağıdan yolumu bulmaya çalışacağım. Şuradan geçerken kuyu gördüm. Kuyu göstermek istiyorum ama maalesef içi kapanmış. Hani gösterecek bir şey yok. Şu an çok fazla kişi yok ama sadece Japon turistleri gördüm. Japon turistler zaten buraya çok ilgi gösteriyor. Ben her geldiğimde burada çok fazla Japon turist görüyorum. Kış olduğu için, kış sezonu olduğu için aynı zamanda birkaç gündür de hava kötü olmasından dolayı o yüzden buralar bugün sakin ama dediğim gibi turistler var. Yine Japon turistler var. Hello. Turistler de yolunu kaybetmiş. Onlar da bulamamış benim gibi. Ben de onlara yardımcı olmaya çalıştım ama ben de bulamadığımı söyledim. Ama şuradan böyle bir patika var. Patikadan devam edip şansımı deneyeceğim. Sanırım yolu bulduğum gibi bir şey. Bakayım. Evet. Yolu buldum. Buradan gidiyordu diye düşünüyorum. Yol karışık. Labirent gibi. Aynen. Yol maalesef karışık. Yok. Burası benim dediğim yol değil. Başka bir yol. Bu yolu deneyeceğim. Bu yolu da biliyorum. Evet. Alt yolun olduğu yere geldim. Burası normalde tamamen aşağı gidiyor ama ben yolumu uzatmış olacağım. Çünkü gitmek istediğim yolu bulamadım. Ondan dolayı da biraz dolaşıyorum. Kayaköy içerisinde böyle bir şeyler alacak yerler de var ama şu an kapalı tabii sezon olmadığı için. Şuraya bakmak istiyorum. Buraya ben daha önce bakmamıştım. Burada da bir yapı var. Evet, burada bazı şeyler duruyor. Tabii şurada Grekçe yazıyor. Anlayamıyoruz. Bazı semboller var. O sembollerin hepsinin bir anlamı var. Yine burasının içerisi de mozaikli. Evet, burası da bir şapel. Çok fazla şapel var. Burası da onlardan bir tanesi. Burada bir yapı var. Daha önceden burada yaşayan olduğunu duymuştum ama sanırım şu an burada yaşayan yok. Terk edilmiş gibi görünüyor. Pencereler açık, kapısı da kilitli. Kapısı açık olsaydı, içerisine girseydim güzel olurdu gerçi ama. Belki şuradan bakabiliriz. Yok, buradan gözükmüyor.
İçinde eşyalar olabilir. Burası da müze görevlisinin kulübesi galiba. Şurada da evler var. Daha önceden buralarda yaşayanlar vardı ama şu an sanırım yaşamıyorlar. Kapılarını kilitleyip gitmişler gibi görünüyor. Ya buraların içerisine girip göstermeyi çok isterdim ama maalesef giremeyeceğim. Şu yoldan devam edelim. Burası köyün içerisine doğru gidiyor. Şurada kaktüslerin olduğu bir alan var. Bayağı aşağılara indim. Tekrar yukarı çıkmam gerekiyor. Burada da sonralardan yapılan yapılar var. Köyün içerisine giden sokaklar bunlar. Burası da eski bir yapı. Evet, köyün içerisine yaklaştık. Buradan o şekilde ben şuradan devam edeceğim. Ben yoluma devam ederken şöyle etrafı da sizlere göstermeye çalışayım. Değişik yapılar da mevcut. Karşımıza çıkıyor. Daha önceki çektiğim videoda söylemiştim. Arkadaşlar, buraya gezmek gerçekten çok yorucu. Çünkü düz bir yürüyüş yolu olmadığı için gerçekten o yüzden zorluyor. Taşların üstünde, çoğu yerde taşların üstünde yürümek zorunda kalıyorsunuz. Ve hep yokuşlu, sokaklar hep yokuşlu. Ondan dolayı da tabii ki yürümek biraz yoruyor. Ben de açıkçası her geldiğimde yoruluyorum. Buraya geldiğiniz zaman her yeri gezmek istiyorsanız uzun bir zaman harcayacaksınız ve çok yorulacaksınız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ona göre gelin yani. Geçerken şöyle bir tane yapıyı göstereyim. Yapıların birçoğu böyle. Çatıları, tavanları çöktüğü için sadece yan duvarları ayakta kalmış. Onlar da zaman zaman maalesef hava şartları yüzünden kendi kendine yıkılıyor. Ondan dolayı da birçok yapı tamamen yok oluyor. Ayakta kalabilenler kalmış ama duvarları da yıkılanlar oluyor. Sadece moloz halinde kalıyor tabii yapılar. Aşağı kilise şurada. Orayı da çekip göstereceğim sizlere. Şuradan da yukarı gidiyorum. Burada böyle taşlı bir yol var. Öteki yolu bulamadım ben. Öteki yol diğer taraftan geliyordu. Çok ters yere geldim. Aşağılara indim. Buradan yukarı çıkıp yukarıdaki yoldan devam edeceğim. Manzarayı göstereceğim size. Hadi bakalım. Çok fazla geldim, çok fazla gezdim burayı. Fakat hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten çok yoruldum, öldüm resmen. O yüzden dinlenmem gerekiyor. Yürüyemiyorum çünkü. Geçerken şunları göstermek istiyorum. Bazı yapıların üzerinde bacaları hala ayakta duruyor. Sağlam bir şekilde duruyor. Mesela şunun gibi. Şu aşağıdakilerinde de var. O da güzel görünmesini sağlıyor. Zirveye yaklaşırken yine birçok yerde gördüğüm manzarayı burada da görüyorum. Tarih düşmanları buralarda karalamışlar. Görüyorsunuz, her yere yazılar yazıyorlar, çiziyorlar, kırıyorlar, karalıyorlar. Maalesef bu her yerde böyle. Sanırım bunun önüne geçemiyoruz. Evet, zirveye yaklaştık ama abartmıyorum. Resmen yorgunluktan bittim. Dediğim yere çıktım, zirveye çıktım. Arkamda görüyorsunuz şapel var. Burada tepelerde de böyle şapeller oluyor. Burası Kayaköy'ün en zirve noktası değil. Daha zirve noktası da var ama buradan da manzara müthiş görünüyor. Sırf manzarayı seyretmek için buraya çıkılır. Evet, buraya çıkmak zor ama çıkmanızı, buradan manzarayı izlemenizi tavsiye ederim. İlk önce şurayı göstereyim. Kayaköy'ün en zirve noktası orası. Orada da şapel var. Buradan görünüyor. Ben oraya daha önceden çıkmıştım. Yıllar önce çıkmıştım ama oraya giden bir yol yok. Şu ağaçların arasından çok zorlu mücadeleyle çıkmıştım oraya. Çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Resmen eziyet. Manzara buradan böyle görünüyor. Gerçekten müthiş bir manzara var. Görüyorsunuz eski Kayaköy.
Buradan daha net anlaşılıyor. Bayağı büyük, bayağı bir alana yayılmış bir köy. Şu tarafta daha önce eski okulun orada gösterdiğim gibi yeni kayaköy var. Orası tabii buranın en az 4-5 katı büyüklüğünde bir alana sahip. Buradan böyle müthiş görünüyor. Şöyle şapeli de göstereyim isterseniz. Ve arka tarafta da müthiş bir deniz manzarası, koy manzarası var. Şu arkası da Gemiciler Koyu meşhur. Şöyle göstereyim. Yine burada da bir su sarnıcı var. Buradaki şapel de bu şekilde yine her yere isimler, yazılar, aşklarını ilan edenler olmuş. Maalesef dediğim gibi bunun hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Son olarak buradan da deniz manzarasını göstereyim. Buradan da çok güzel bir deniz manzarası var. Son olarak manzarayı gösterirken burayla ilgili kısa bir bilgi vereyim size. Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesinin Uzunyurt mahallesine bağlı olan bir köy. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak bölgedeki evlerin Türklerin yaşam standartlarına uygun olmamasından dolayı yıllardır köyün boş kaldığı söyleniyormuş. Aslında Yunanistan'dan buraya göç eden Türkler evlerin durumunun kötü olmasından dolayı çok fazla yaşayamamış bu evlerde. Ondan dolayı da aşağıya yeni yapılar yapılmış ve yeni köy kurulmuş. Kayaköy, Teke Yarımadası'nın en otantik ve güzel yerleşim yerlerinden bir tanesiymiş. Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri olarak bilinen köyün geçmişteki adı Karmalitsos'muş. Fethiye'de bulunan Telmosos'u Kayaköy'ün olduğu yerde de Karmalitsos'u kurmuşlar. Köyün M.Ö. 3000'li yıllara kadar dayanan bir tarihi olduğu bilinmekteymiş. Ancak en eski buluntular ise M.Ö. 4. yüzyıla ait 5000 yıllık tarihiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kayaköy hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında. Şu an sineklerin istilasına uğradım. O yüzden hemen buradan ayrılıyorum. Aşağıdaki kiliseyi çekeceğim son olarak. Ondan sonra da videoyu tamamlayacağım. Kiliseye doğru ilerleyelim. Aşağı kilisenin olduğu yere geldim. Şimdi burayı çekip göstereceğim sizlere. Giriş kapısı burası. Giriş kapısını kapatmışlar. Şurada melek figürü var üstünde. Şimdi burayı da çekip göstereceğim sizlere. Burası da yukarıdaki kilise gibi ziyarete kapalı. Ama ben merak edenler için göstereceğim. En azından insanları bilgilendirmek açısından, meraklarını gidermek açısından burayı da çekip göstereceğim. Şöyle bir girişi var. Diğer kilise gibi aynı. Ama bunun içerisine giremiyoruz. Kapısı kapalı. Şöyle demir bir kapısı var. Maalesef burayı da her yeri çizmişler, karalamışlar. Bunun üst tarafında da şöyle demir parmaklık var. Burayı maalesef sadece buradan dışarıdan göstereceğim size. Daha önceden burası ziyarete açık olan bir yermiş. Fakat daha sonradan ziyarete kapanmış. Bence iyi ki de kapanmış diyorum. Çünkü açık olan yerleri gördük, hep zarar vermişler. Ama burası yukarıdaki kiliseye göre daha dolgun bir yer. Çünkü buranın apsis bölümündeki yer neredeyse olduğu gibi duruyor. Dekorları, kabartmaları duruyor. Şurada da Kayaköy'ün mini bir maketi var. Şu apsis bölümünü göstereceğim size. Çok güzel dekor var orada. Buradan bile güzel görünüyor. Bu kilisenin içerisinde diğer kiliseye göre daha fazla bir şeyler kalmış. Yani mesela işte kabartmalı dekorları, motifleri falan daha net bir şekilde belli oluyor. Freskli olan yerleri de daha iyi bir şekilde belli oluyor. Şuradan görünüyor. Hemen göstereyim. Orada boyamalar var. Yine melek figürü var. Bu kilise de böyle bir yer. Biraz da şöyle bahçesinden dışını göstereyim.
Güzel de bir bahçesi varmış. Bu cepheden de böyle görünüyor. Az önce şurada bir yer gördüm. Ne olduğunu merak ettim. Orayı da göstereyim. Ondan sonra da buradan ayrılayım. Şurada bir mandalina ağacı var. Mandalinalar hep dökülmüş. Yazık olmuş. Şurayı merak ettim. Buranın ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Kemiklik olduğunu düşünüyorum. Evet. Aa, kemiklik gerçekten. İnsan kemikleri. Oh. Şöyle içerisini göstermek istiyorum. Oh. Çok enteresan. Evet, insan kemiklerinin atıldığı kemik deposu. Aydın Söke'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde de görmüştüm, göstermiştim sizlere. Zaten orayla ilgili burada bilgilendirme şeyi varmış. Bu kemikler burada yaşamış olan Rumların kendi mezarlarından hem inanışları hem de mezar yerlerinin tekrar kullanılabilmesi gayesiyle kendileri tarafından çıkartılarak buraya depoladıkları dönemlerinde olmuş Rumlara ait kemiklerdir. Vay be. Burada da varmış o. O zaman bu kilisenin bahçesinde mezarlar var. Belki de mezarların üstünde yürüyor olabilirim. Genelde o şekilde oluyor. Vay be. Burası da ayrı bir alan. Yani mezarlık olabilir burası. İşte buradaki mezarlardaki kemikler çıkartılıp oraya atılıp buraya yeni ölenleri gömüyorlardır. Onların inancına, inanışlarına göre bu şekilde. Buradan ayrılıyorum. Kayaköy'ü gezerken Kayaköy'ün girişlerinde, çıkışlarında böyle işte kafe tarzı, hediyelik eşya alabileceğiniz yerlerde mevcut. Hani buralarda da oturup dinlenebilirsiniz. Yukarıda bir yerde söylediğim gibi Kayaköy içerisinde böyle hala kullanılan, oturan, yaşayan insanların olduğu alanlar da var. Görüyorsunuz bazı yerler restore edilip oturulacak hale gelmiş ve oturan insanlar da var. Bir de bu açıdan göstereyim size. Buradan da köyün içerisine doğru gidiliyor. Yol kenarlarında değişik yapılar da görebiliyorsunuz. Mesela burada da su sarnıcı var. Tabii ki içi dolu, çöplerle dolu. Ana yola indim. Ana yol kenarında da o dönemden kalma yine tarihi yapılar var. Mesela şu da o dönemlerden kalma bir yapı. Benim gördüğüm kadarıyla en iyi durumda olan yapı burası. Çünkü duvarları çok iyi durumda görünüyor. Burada da bir tarihi çeşme var. Eski çeşme diye geçiyor. Çeşmeyi de göstereyim sizlere. Bu da tarihi çeşme. Şurası da eski okul. Orayı da aslında çekip göstermek istiyorum sizlere. Şuradan çıkılıyorsa çıkıp orayı da göstereceğim. Bu arada unutuyordum. Unutmadan şu an tesadüf gördüm. Onu da göstereyim. Kaya mezarları da var. Mesela burası da bir kaya mezarı. Çok fazla kaya mezarı yok. Çok görmedim çünkü. Ama burası da bir kaya mezarı. Tabii burası da zamanında diğer bütün kaya mezarlar gibi açılmış. Kapısı kırılmış. Eski okula buradan çıkış yok. O terste kaldı.
Artık orayı gösteremeyeceğim herhalde. Öyle görünüyor. Yine şurada da yapılar var. Şapel var falan. Başka yapılar var. Evet, buradan da merdivenli bir yol var. Son olarak oraya da çıkıp orayı da göstereyim. Yine burada da bir şapel var. Buradaki yapılar kullanılıyor. Öyle görünüyor. Evet. Yine daha önceden gezmediğim, aynı zamanda çekim içerisinde göstermediğim bir bölüm burası. Son olarak buraya da bakalım. Şurada Grekçe yazılar yazıyor. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Burası da yine bir şapel. Ama depo olarak kullanılıyor. O yüzden göstermeyeceğim. Burası da eski okulun içi. Dışarıdan duvarları çok güzel görünüyor ama içerisinde hiçbir şey yok. İçerisi tamamen boş ve artık ağaçlık olmuş burası. Eski okulda böyle. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Tekrar buraya geldim. Tekrar çekim yaptım. Yukarıda nefes nefese çekim yaptım. Kusura bakmayın. Başka türlü çekilmiyor çünkü. Daha önce çektiğim video ile ilgili eleştiriler vardı, eksiklikler vardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu video bu sefer güzel olmuştur. Beni tekrar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Fethiye'ye geldiğinizde burayı mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum. Çünkü resmen tarihe tanıklık ediyorsunuz. Burayı mutlaka görmelisiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Size bu sefer daha güzel bir şekilde gösterip anlatmaya çalıştım. Kanalıma destek olursanız, videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.